Hong Kong'dan selamlar. Ailenizin en değişik oğlanı değişik yollarda yine değişik bir yere gidiyor. Nereye gittiğimi bugün ben de bilmiyorum. İleride bir arkadaşı alacağım, o da bana eşlik edecek. Sürpriz bir yere gidiyorum çünkü sadece elimde bir resim var. Ve resime bakarak tahmini olarak ya bu buradadır dedik ama dağın tepesine çıkacağız. Hangi yoldan gideceğiz, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Öyle, şimdi arkadaşla buluşmaya gidiyoruz. Çağatay Özdemir'i belki aranızda tanıyanlar vardır. Onunla buluşalım, ondan sonra... Dağa çıkmaya çalışacağız, neler yaşayacağız, nasıl bir manzarayla karşılaşacağız, tam ben de... Kestiremiyorum, gidince göreceğiz. Bu arada şu arabayı size göstermek istiyorum. Hong Kong'da bunlardan çok var. Çok zengin memleket. Çağatay şimdi yolun üstünde domuz gördü. Evet, Hong Kong'da domuz varmış. Şimdi biz nereye gideceğimizi tam bilmiyoruz ama şöyle tarif edeyim. Geçen yerin resmini bırakayım ilk önce şuraya. Resme bakın. Beğenip gitmek isterseniz mavi hatla geçen durağını da işaretlerim buraya. O duraktan indikten sonra A1 çıkışından çıkıp karşıya geçiyorsunuz. Oradan yeşil minibüsler var. 49M'ye biniyorsunuz ve son durağında iniyorsunuz. Ben burada Çağatay'la buluştum. Selam. Çağatay'la burada tanıştık. Instagram'dan tanıyanlarınız vardır. Biz de resmini görüp gitmeye çalışıyoruz bir yere. Bakalım gidebileceğiz mi? Gidersek manzarayı da göstereceğiz size. Hadi yola koyalım. Şu an 49M minibüsünün sonunda indik. Burada bir tane hill var, orman. Ona girdik. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Böyle gidiyoruz ama şu an tamamen hayal ediyoruz yani. Bir fotoğraf aklımızda. Şu aşağılarda bir yerlerde dörtlü bir bina var, yuvarlak. Onun arkasında Körfez var. Onun arkasında da işte Hong Kong adası ve Kowloon adası var. Şu an biz hani orman içinde öyle tahmini bir şey yapıyoruz. Hong Kong'un içindeki ormanlarda kayboluyoruz. Bakalım bulabileceğiz mi bilmiyoruz ama buluruz gibi ya, biz Türk'üz. Şimdi biz haritaya baktık. Haritaya göre hala alçaktayız. Bakın binalar gözüküyor. Biz bunları çok daha tepeden görmemiz lazım ama başka yol yok. Biz de şuradan kaçak olsa da gireceğiz abi. Böyle Hong Kong'un içindeki ormanlarda kayboluruz ama örümcek ağları artık burada var. Uf. Burada bu Asya'da nefes alamıyorsunuz sıcaktan ya. Acayip sıcak. Ben terlemeyen adam şu an. Daha 10 dakika oldu yola çıkalı. Cip cip terliyorum. Böyle nereye gitti belli olmayan yollar. Ama Hong Kong'da şöyle bir manzara bulmak zordur. Hani buraya gelip de şunları gören çok azdır. O kalabalıkla kaosla kaybolup gidiyor millet. Biraz daha çıkalım. Bu arada girdiğimiz patika bitti. Aynen. Ya Çağatay, şurada bile çok güzel fotoğraf var. Hani burada şu an baksana. Bu fotoğrafı Hong Kong'da çektim desen kim inanır? Yapıştıralım bir tane o zaman. Neyse, biz burada bir fotoğraf deneyelim. Ya Hong Kong'da şöyle bir manzara, yani belki bunu izleyenlerin arasında gelenler çok olmuştur ama böyle çayın ne kaldı bilmiyorum. Böyle doğayla binaların arasında bir yer. Vay, çok güzel. Sübliminal var biraz. Yani Hong Kong sadece taş binalarla dolu değil. Şurada bakın insanlar var, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biz oradan daha güzel bir yere gideceğiz inşallah. Gerçi biz orayı da bulamadık henüz çıkışı ama ilerleyen yollarda bulacağız. Yüzüme evet. Geliyordu az kalsın. Kafam örümcek ağını. Çağatay'ın biraz önce yakalandı. Çok fena. Bak bak, bir tane örümcek var, yiyecek mi onu acaba? Canlı belgesel izliyoruz. Tabii şu an. Tabii canım. Ne bu? Bak, poposunda ağ var, gördün mü? Şu an ağ yapıyor bak. Sabah kahvaltısı. Ha.
Kardeşim sen vejeteryan değil misin? Oğlum bak yanlış sularda yüzüyorsun, ufaklık. Yavrusu da olabilir gerçi. Yok ya, örümcekler yavrusunu tınlamaz. Evet, şu kuyruğunda şey var. Ağı var, şu an ağ çekerken yakalandık. Daha doğrusu Çağatay yakalandı. Suratıma geldi. Dokunmak istiyorum ya. Dokunma ya. Aa, ooo, hareket yaptı. Kindardır ama. Kindarmış, gidelim. Mahalleye haber salarsa yutarız. Bakın şu an popodaki ağı yukarıdaki şeye birleştirdi. Kim derdi Hong Kong'da hayvan belgeseli çekeceğim? Notuma geldi ağa. Bu ağı. Biz buradan işte ağı yırtıp geçti. Zaten Çağatay'ın geldiği yer belli. Çağatay oluşmuş burada. Kafamın izi çıktı orada. Abi demin bir atarlandı, böyle şey yaptı. Hareket yaptı, o yüzden çok da rahatsız etmeyelim hayvanı. Zaten gelecek de çok yerimiz var. Biz bir yola devam edelim. Daha gideceğimiz yeri bulamadık. 50 kilo adamım, ben bile cüp cüp terledim. Artık düşünün sizin neyi. We told you are the peak. Abi normalde korkmam da koşarak geldi ya. Beni de korkuttu. Ya Çağatay şimdi yolun üstünde domuz gördü. Evet, Hong Kong'da domuz varmış. Yolun üstünde domuz gördü. Bir 5-10 adım ileri koştuk böyle. Sonra dedik ya domuz var orada. Belli de olmaz, saldırabilir dedik. Yanaşmayalım dedik. Adam koşarak gelince attım kendimi yere resmen ya. Lan, tam saldır dedin, üstüne baktım oradan koşarak bir şey geliyor. Dedim ayaklanmış geliyor domuz. Neyse, bu da böyle bir anı olarak kalsın. Ama yukarıdan ben şey sesleri duyuyorum şu an. Sol köşeden yürüme sesleri. Yok bu arada evet, biz de tam onu konuştuk. Ben şu ağaç köklerinde eşelenme gördüm. Kendi köyümden de Karadeniz'de olduğum için biliyorum oradan. Kanka beklesene bir saniye. Oradan biliyorum şey. Domuz eşeleme izinden anlıyorum biraz. Sonra dedim ki ya bu domuz eşeleme izi olabilir dedim. Tam Çağatay'da dedi ki, ben dün haberlerde gördüm. Metroya Hong Kong'da domuz girmiş. Bulduk lan burası. Bu arada arkadaşlar şansa bulduk ha. Bulduk burası bak. Aradığımız kayığı vallahi bulduk. Şansa bulduk ha, gidiyorduk yoksa. Neyse, size video çekmemiz işimize yaradı. Aradığımız manzara, şansa bulduk. Vay, çok iyi. Yalnız beklediğimden çok iyi çıktı. Çok iyi. Nitekim manzarayı bulduk. Nitekim Hong Kong'da domuz varmış. Biraz turlarız daha etrafı. Zamanı çok erken bulduk biz tahminimizden. Gezeriz buraları da, göstereyim yine size bir şeyler. Öyle biraz şimdi biz fotoğraf kasalım. Bizim demin bulduğumuz açı istediğimiz açı değildi. Yani güzel de fotoğraf çıkmadı. Bizim gördüğümüz fotoğraf daha güzel bir yerdeydi. Şimdi şu aşağıda orman içinde kayalar var. Bu arada burada kocaman kuşlar uçuyor ya. Ya Hong Kong gibi bir yerde bu kadar hayvan. İlginç. Şu an biraz atraksiyon yapıyoruz. Kayıyarak gidiyoruz. Ya Hong Kong'a gelip de böyle şeyler yaşayacağım aklıma gelmezdi ya. Allah. Burası değil. Evet, şu an ben kaldım. Çok sağlam değil. Aynen. Evet, burası değil ama Allah, vazgeçtim, gidemiyorum. Ha buradan belki bakayım, ben oraya doğru kaya görürüz. Şu an göremedim hala. Tam böyle şu dörtlü yuvarlak binanın oradan şöyle bir açı var, boğazlı alan. Onu arıyoruz biz. Hem macera oluyor, güzel oluyor ya. Ben sevdim şu an, iyi ki geldim. Aynen. Biraz biz poz deneyelim burada. Yine açarım. Biz hala arıyoruz. Orada heyecan yaptık ama doğru yer orası değil. Öyle. Böyle bir güzel yoldan gideceğiz. Evet. Bu koca vlog bir kaya için. Ama macera oldu. Şu an ben eğleniyorum. Güzel oldu ya. O kayaya gelip fotoğraf çektirmek niyetimiz olmasaydı böyle güzel bir ormanda ve böyle gökdelen manzarasında yürüyor olamazdık. O yüzden ben iyi ki geldik diyorum. An çok sıcak hissediyorum. O yüzden görüntüyü açtım.
Görürsek beraber göreceğiz ilk. Şöyle koşalım hatta. Uf, çok güzel yerler ya. Haftalardır şeydeyim. Hong Kong'da binaların arasında bunu almıştım. Şu an burası çok güzel geldi bana. Allah, nerelere gidiyoruz? Evet, burası da değil. Çağatay! Geliyorum. Yok yok, burada değil. Geliyorum, tamam. Çağatay bulmuş. Güzel. Hadi bir koş gidelim. Ama manzara müthiş değil mi ya? Galiba bulduk, Çağatay buldu. Hadi. Bak. İki tane çizim var. Şerefsizim bu. Ya. Bulduk. Guanı. Harbiden çok fark etti manzara. Aşağıdan başlayalım. Asıl varmak istediğimiz manzaraya şimdi vardık. Deminki gittiğimiz yerlerde benzettik. Orası sandık ama daha sonra elimizdeki fotoğrafa baktığımızda orasının olmadığını anladık. Bulmamız çok zor olmadı ama bulunması da çok zor bir yerdeydi. Şöyle göstereyim. Bakın, yol yok, iz yok. Biz burayı nasıl bulduk biz de bilmiyoruz ama elimizde baz alabileceğimiz bir fotoğraf vardı. Onun sayesinde bulduk. Hani Hong Kong'da herkes geldiğinde şehir hayatı deneyimliyor ama ben çadır kaldığım yeri de gördünüz. Orada da burada da Hong Kong'un diğer yüzünü size göstermiş oldum. Öyle güzel bir vlog olmuş umarım. Beğenirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olun. Öyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.